Bu videoda ondalık sayıların üstlerini hesaplama konusunda biraz alıştırma yapacağız. Diyelim ki bize 0,2 üzeri 3 gibi bir ifade verilmiş olsun. Şimdi videoyu durdurun ve bunun ne olduğunu kendiniz bulmayı deneyin. Bir sayının üçüncü kuvvetini almak demek, o sayıyı 3 defa ard arda çarpmak demektir. Öyle değil mi? O zaman şöyle yazalım. 0,2 çarpı 0,2 çarpı 0,2. Peki bu neye eşit olacak? 0,2 ile 0,2'yi çarparsam 0,04 elde ederim. Bunu şöyle düşünün. 2 çarpı 2, 4'tür. Burada ondalık işaretinin sağında bir basamağım var. Ve burada da aynı şekilde ondalık işaretinin sağında bir basamağım var. Bu durumda çarpım da ondalık işaretinin sağında 2 basamak olması gerekiyor. O yüzden cevap 0,04. Bunu da 0,2 ile çarparsak, yani şu çarpmanın tamamını yaparsak, bunun sonucu ne olur? 4 çarpı 2, 8'e eşit. Bu sefer ondalık işaretinin sağında toplam 1, 2, 3 basamağımız var. O zaman çarpım da ondalık işaretinin sağında 1, 2, 3 basamak olacak demektir. Bu konuda biraz daha pratik yapmak için gelin bir soru daha çözelim. Diyelim ki bu sefer de bizden 0,9 karenin cevabı isteniyor. Şimdi videoyu durdurup soruyu kendi başınıza çözmeyi deneyin. Bu aslında 0,9 çarpı 0,9 ile aynı şey. Peki bunun sonucu ne olacak? 9 çarpı 9, 81. Çarptığımız iki sayıda ondalık işaretinin sağında toplam iki basamak var. Bu durumda çıkan cevapta da ondalık işaretinin sağında iki basamak olmalı. O halde ondalık işareti burada olacak. Ve burada bir de sıfır var. Cevap 0,81. Bunu düşünmenin bir başka yolu da şu. Onda dokuzun onda dokuzu yüzde seksen birdir. Sonuç yine aynı. Önemli olan şu ki, Ondalık sayıların üstlerini hesaplamak, aslında doğal sayıların üstlerini hesaplamakla aynıdır. Bu durumda sadece bir de ondalık hesabı yapmamız gerekiyor.